Arkadaşlar hoş geldiniz. Efendim 6. haftanın 6. haftaya giriyoruz. Bu derste kelime gruplarına başlayacağız. Efendim kelime grupları derken aklımıza ilk önce ne gelir? Tek bir öge ama en az iki sözcükten oluşuyor. Mesela Ali hasta. Burada Ali özne, hasta yüklem. Şu şeyi kaybetmeye çalışıyorum da. Şu ekranda bir yazı var da. Peki Ali özne, hasta yüklemdir. Arapça söylersem Ali müpteda, hasta haberdir. Şimdi iki tane öge var. Her bir öge tek kelimeden oluşuyor. Tek kelimeden oluşuyor. Ama şuna bakalım. Ali'nin babası ağır hasta. Ali'nin babası burada öznedir. Mübteda. Ağır hasta ifadesi ise haberdir. Yukarıdaki cümleyle öge sayısı açısından aynıdır. Her ikisi de özne artı yüklemden oluşmaktadır. Efendim. Ama ikisi arasındaki fark her ikisinde de özne de yüklem de kelime grubu olarak gelmiştir. Efendim burada Ali'nin babası duymuyorum. Duyacağım şekilde söyle. Olur. Ali'nin babası isim tanımlamasıdır. Ama ağır hasta ifadesi efendim sıfat tanımlamasıdır. İşte isim tanımlaması, sıfat tanımlaması bunlar birer kelime grubudur. Al. Ve biz çoğu kere bizim ögelerimiz tek sözcükten oluşmaz. Yani iki ve daha çok sözcükten oluşur. İki ve daha çok sözcükten oluşan bir öge kelime grubu olmuş oluyor. İşte biz Ali'nin babası ağır hasta cümlesinde özneye ve yükleme karşılık gelen isim tanımlaması ve sıfat tanımlaması. Kelime gruplarına bunlarla başlayacağız. Çünkü Arapçada hatta Türkçe'de hangi dilde olursa olsun en yaygın olarak kullanılan kelime grubu ikisi isim tanımlaması ve sıfat tanımlamasıdır. Daha önceki cümlelerde biz genelde ögeleri tek sözcükten oluşur halde kullanmaya çalıştık. Hani sıfat tanımlaması ve isim tanımlamasını görmediğimiz için. Ama arkadaşlar şöyle bir olay var. İster isim tanımlamasını, ister sıfat tanımlamasını görmek isteyelim. Bu konuyu işlemek isteyelim. İsmin yapısal anlamları ve ismin kullanım hallerini bilmemiz gerekiyor öncesinde. Diyeceksiniz ki bunlar da nereden çıktı? Arkadaşlar normalde biliyorsunuz da ben bunları bildiğiniz o bilgileri çeşitli başlıklar altında sınıflandırmış oldum. Şimdi anlattığımda ben bunları zaten biliyorum diyeceksiniz. Şimdi öncelikle o zaman kelime gruplarına geçmeden önce ismin yapısal anlamlarından bahsetmem lazım. Bunun dört tane yapısal anlamı var ismin. Hatırlarsanız biz ilk dersimize fiillerle başlamıştık. Fiilin yapısal anlamlarından bahsetmiştik. Fiilin yapısal anlamlarından. Orada demiştik ki bakınız her fiil yargı bildirir. Fiillerin kipi olur, öznesi olur, bir de zamanı olur demiştik. O yüzden lütfen ağzımızdan fiil çıkarken kim tarafından gerçekleştiriliyor o eylem sorusuna cevap veriniz. Çünkü ona göre çekimleyeceğim ben o fiili. Eylem bitmiş mi bitmemiş mi buna karar verin.
Mazi mi, muzarik kip mi kullanacağım? Bunu o cevaba göre belirleyeceğim. Demiştik. Efendim. Peki işte isminde yapısal anlamlar var. Mesela Ali. Ali bir isim mi? Evet. O zaman biraz sonra söyleyeceğim dört tane yapısal anlamı taşıyor olması lazım. Her ismin bu sayacağım dört tane yapısal anlamı beraberinde gelir. Vardır. Ali mesela sayı değeri. Yani adedi açısından bu Ali ya müfrettir tekil ya ikildir müsenna efendim ya da cemidir. Peki cevap verelim. Ali'nin sayı değeri nedir? O zaman müfrettir. Demek ki müsenna ya da cemi değil. Çünkü cemi çoğul, müsenna iki. Ama Ali tek kişi. Peki şimdi Ali eğer bir isimse o zaman bunun bir türü vardır. Efendim buna nevi diyorlar. Yani bu çerçevede ya müzekkerdir, eril ya da müennestir. İkisinden biridir. Peki Ali bunun hangisine girer? Müzekkerine. Peki. Bakınız iki tane yapısal anlam zikrettim buraya. Ve her bir yapısal anlamda bazı değerler var. Müfret, müsenna, cemi ya da müzekker, müennes. Bu değerlerden bir tanesini taşıması lazım. Her isim için geçerli bu. Peki şimdi belirlilik düzeyi. Buna tarif, tenkir diyoruz. Ya da şöyle diyelim. Tayin diyelim. Tayin, belirlilik düzeyi. Bu açıdan baktığımızda Ali ya nekradır ya da marifedir. Nekra belirsiz demek, marife belirli demek. Peki şimdi soruyorum. Belirlilik düzeyi açısından Ali'nin değeri nedir? Yapısal anlamı nedir? Ali marifedir. Niye? Çünkü özel isimler Arapçada marifedir. Türkçede de öyle de. Peki dördüncüsü son sesinin değişimi meselesi. Yani biz buna irab da diyoruz. İrab da diyoruz. Şimdi son sesinin değişimi. Ali'ye yöneltildiğinde Ali ya murattır. Yani son sesi değişkendir. Efendim. Ya da mebnidir. Yani son sesi değişken değildir. Sabittir. Tek bir haldedir. Şimdi bunu belirlemek için Ali'nin cümle içerisinde kullanıldığı hallere bakacağım. Aliyyun, Aliyyen, Aliyyin. Bakınız bir kullanımda dammeli, diğer birinde fethalı, diğer birinde ise kesralı. Dammeli, fethalı ya da kesralı. Yani değişiyor sonu. Bu Ali sözcüğünün murab olduğunu gösterir. Demek ki Ali sözcüğü murabdır. Fakat murab olunca o zaman bir soru daha akla geliyor. Dammeli mi, fethalı mı, efendim kesralı mı? Biz bunu burada teknik terim kullanacak olursam merfu mudur, mansup mudur, mecrur mudur? Dammeli olunca merfu, fethalı olunca mansup, kesralı olunca mecrurdur denilir. Peki Ali, Ali'ye henüz hareke verilmemiş. O zaman ben Aliyyun dersem o zaman merfu olduğunu belirtmiş oluyorum. Yani son sesinin değişimi açısından bakarsak Ali murabtır. Mebni değil. Murab ise şu üçün birini karşılaması lazım. Burada Aliyyun merfudur. Demek ki daha önceki derste
Ağzımızdan fiil çıkarken şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Demiştik. Aynısını ağzımızdan isim çıkarken arkadaşlar şunlara dikkat etmemiz lazım. Yani bu dört yapısal anlamını bilmemiz lazım. Şimdi Ayşe'ye uyarlayalım bu dört yapısal anlamı. Eğer Ayşe bir isimse sayı değeri müfrettir. Türü müennestir. Belirlilik düzeyi özel isim olduğu için marifedir. Son ses açısından bakarsak Ayşetu, Ayşete. Harekesi değişiyor. O zaman muraptır. Murap da olunca sormamız lazım. Merfu mudur? Mansup mudur? Mecrur mudur? Peki merfu, mansup, mecrur oluşunu nasıl belirleyeceğim? Efendim cümle içerisinde bulunduğu yere göre belirleyeceğim. Mesela şimdi Ali hasta diye bir cümle kuracağım. Burada benim Ali'nin şu dört yapısal anlamını bilmem lazım. Kaç kişi? Bir. Türü ne? Müzekker. Peki marife mi nekra mı? Marife. Son sesi değişken mi? Evet. Değişkense şimdi ben burada Aliyyun mu diyeceğim? Aliyyen mi? Aliyyin mi diyeceğim? Bunun için özneler yani müptedalar merfu olur. Tamam Aliyyun diyeceğim o zaman. Peki şimdi habere geçeceğim. Maridun. Fakat maridun diyebilmem için marid hasta demek. Bu sözcük dört yapısal anlam içermesi lazım. Sayı değeri. Müfret. Tekil. Peki türü müzekker. Peki belirlilik düzeyi nekra. Bak Ali marife ama marid nekra. İrab açısından da maridun, maridan, maridin. Yani son sesi değişken. Yani murab. Peki murab nasıl hareketlenecek? Merfu mu? Mansup mu? Mecrur mu? Merfu. Niçin? Efendim müpteda ve haber merfu gelir. Ondan sonra peki burada Ali marife, maridun, nekra. Efendim kaidemiz var. Müpteda genellikle marife, haber ise genellikle nekre gelir. Bak bu kaide var. Yani bu kaideler sonradan işe yarıyor. Fakat önce biz ismin yapısal anlamlarını efendim bilmemiz gerekiyor. Peki burada maridun kelimesi niye sayı değer açısından tekil oldu? Türü açısından da müzekker oldu. Bunları da sorabiliriz. Bunların cevabı kaideleri oluşturuyor işte. Müpteda tekil ve müzekker ise haber de tekil ve müzekker gelir. Kaidemiz bu. Diğer bir ifadeyle müpteda neyse haber de odur. Ali müzekker ve tekil. O zaman yüklemi müzekker ve tekil olacak. Efendim, şu bahsetmiş olduğum ismin yapısal anlamlarını duymuşsunuzdur. Ben sadece bu dört tane efendim özelliği ismin yapısal anlamları başlığı altında birleştirdim. Peki bu ismin kullanım halleri diyor. Bu nedir? Bunları da biliyorsunuz. Fakat o bildiğiniz şeyleri ben bu başlık altında derledim, toparladım. Yani ayrı ayrı idi kitaplarda ve bilinmesi gerekiyor. Ve ismin kullanımı ile ilgili ben dedim ki niye ayrı ayrı yazalım bunları? Birleştirelim, toplu olarak görelim. Çünkü isim 3 tane kullanım hali var. 3 tane. Kesinlikle bu 3'ün birinde kullanılmıştır. Peki bunlar nedir? Arkadaşlar Arapçada bir isim. Örneğin Ali, örneğin Ayşe, örneğin kitap, örneğin kalem, örneğin gitmek. Gitmek de bir isimdir biliyorsunuz. Ve eğer bunlar bir isimse yukarıda 4 tane yapısal anlamı taşımalı. Bu bir. İkincisi şimdi zikredeceğim bu 3 kullanım halinden birinde karşımıza çıkmalı.
Dördüncü bir kullanım yok. Peki nedir bu efendim ismin kullanım halleri? Bir, el takılı hali. Arkadaşlar isimler efendim el takılı halde gelebilir. Peki mesela Ali el takılı halde gelmez. Niye? Çünkü Ali bir özel isimdir. Eğer ben Ali'nin başına el takısını koyacak olursam o zaman Ali ya özel isimlikten çıkar ya da adamın adı El Ali olur. Ama ben Ali'ye ne diyorum? Ali diyorum. El Ali demiyorum. Yani adını değiştirmemek için el takısı koyamam. Kişinin adı nedir? Adı neyse odur. Mesela Enes'in adı Enes. Hasan'ın adı Hasan. El Hasan değil, El Enes değil. Efendim. Ama faraza efendim Hasan'a efendim biz ad koyacağız. El Hasan dedim. Hasan'ın adı ne olmuş oluyor? El Hasan dediğim kişinin adı ne olmuş oluyor? El Hasan olmuş oluyor. Evet. Siz adı El Hasan olan kişiye Hasan diyemezsiniz. Ha diyeceksiniz ki hocam biz Süleyman'a Sülo diyoruz. Hasan'a Hato diyoruz. Ya o başka bir olay. O başka bir olay. Efendim. Hocam, peki. Herhalde isimler doğuştan belirli. Ondan mı acaba? Hani zaten Ali deyince kimi bahsettiğimiz direkt belli ya. Tabii ki özel isimler efendim kişinin adlarıdır ve kişiye ne adı takarsan o onun özel adıdır. Mesela birisine Mehmet diyoruz. Mehmet onun özel adı. Normalde Muhammed demeyiz. Niye? Adı Mehmet. Efendim. Yani mesela hayvanlara, bitkilere, hatta cansız varlıklara bile biz ad koyarız. Peki onların adı nedir? Sen ne koyarsan adı odur. Yani. Şimdi burada peki bir ismin el takılı olduğunu bilmem ne anlama geliyor? Mesela el kitap kelimesi el takılı mıdır? El takılı değil midir? El takılıdır. Peki ben nereden bildim bunun el takılı olduğunu? Vallahi başına baktım. Önünde el var. Demek ki bu el takılı. Peki ben bunun el takılı olduğunu bildim. Bu bilgi benim ne işime yarayacak? Bu bilgi benim ne işime yarayacak? Arkadaşlar. Bunlar temin almazlar. Mesela el kitap kelimesi. Başında el takısı var mı? Var. Bu temin almaz o zaman. Temin almaz. Demek ki el takısı takılı olduğunu bilmem bu işe yarıyor. Teminini düşürmem gerekir. Mesela kitabın el takılı değil. Peki el takılı olsa ne olur? O zaman temini düşer. Demek ki el takılı isimler temin almazlar. İki muzaaf. Yani tamlanan hali. Arkadaşlar ismin tamlanan hali de var Arapçada. İsmin tamlanan hali. Mesela kitap kelimesi. Kitabın. Örneğin bunu tamlama halinde kullanayım. Kitabut talibi. Şimdi şuradaki kitap sözcüğüne bakın. Bu kitap sözcüğü el takılı mı? Başına bakıyorsun el takısı var mı? Kitap, el kitap dememişim. El takısı yok. O zaman kitap sözcüğü bir defa el takılı değil. Peki ne? Hangi halde gelmiş? Peşinden gelen isim mecrur.
Peşinden gelen isim mecrur. Ve kendisi temin almamış. Aa, el takısı da almamış. Peki kitap kelimesinin muzaf olduğunu bilmem benim ne işime yarar? Bunlar el takısı almaz. Tamamlanma. El takısı almaz. Tenvin de almaz. Yani kitap kelimesinin muzaf olduğunu biliyorsan bu şu anlama gelir. Başına el takısı koyamazsın. Bu bir. El takısı koymadın. Tenvin de koyamazsın. Tenvin de koyamazsın. Niye? Çünkü muzaf halindeki isimler el takısı almaz. Temin almaz. Hatta ikil ve çoğunluğunu da almaz. Mesela öğrencinin iki kitabı diyeceğim. Kitap kelimesi sonra da et-talib. Kitap iki tane olsun. Kitabani. Bir kitabı ikil yapmak istiyorsak ani iki getiririz sonra. Fakat buradaki nun otomatikman düşer. Niçin? Çünkü kitap muzaf halinde. Muzaf halindekiler el takısı almaz. Tenvin almaz. Ve ikil çoğunluğunu da almaz. Peki aldı. Düşüreceksin işte bunları. Mesela ben size dedim ki müderrisune, öğretmenler. Esnaf, sınıf. İki sözcüğü birleştirin ve müderrisun kelimesini muzaf halinde kullanın. O zaman efendim, hatta müderrisun kelimesinin başına el takısı koyayım. O zaman ne yapıyorsun? Eğer müderrisun kelimesini muzaf halinde kullanacaksan el takısını düşürüyorsun. Bir. Eğer varsa tenvinini düşürüyorsun. İki. Ve sonundaki nunu, çokluk bildiren nununu düşürüyorsun. Peşinden gelen isim de mecrur oluyor. Peşinden gelen isim de mecrur oluyor. Onu da yazayım. Almaz. Peşinden gelen isim ise mecrur olur. Yani burada el kitabı el takılıdır. El takılı olması muzaf halinde olmadığını gösterir. Burada kitap kelimesi el takısı da almamış, temin de almamış. Bu da onun muzaf olduğunu gösterir. Çünkü el takılı olsaydı efendim önünde başın el takısı olurdu. Mesela et-talip kelimesi el takılı. Demek ki bu muzaf halinde değil. Üçüncüsü ise efendim yalın hali. Yalın hali. Peki yalın hali ne demek? Bir ve iki numaraya girmeyen yapılar. Yani Arapçada demek ki ismin üç kullanım hali var. Bir, el takıl hali. İki, muzaf hali. Üçü, yalın hali. El takıl hali nasıl tanıyorum? Başına bakıyorum. El takısı varsa el takıl haldedir o zaman. Muzaf halini nasıl tanıyorum? Muzaf hali tamlanan halidir. Demek ki peşinden bir tamlayan geliyor. Bu bir. Bu muzaf halindekiler el takısı almaz, temin almaz, ikil çoğunluğunu almaz. Peki yalın hali ne demek? Bir defa yalın hali ne demek? El takılı halinde olmayan demek. Bu bir. İkincisi muzaf halinde olmayan demek. Çünkü muzaf halinde olsaydı iki numaraya giderdi. El takılı olsaydı bir numaraya girerdi. Giderdi. Peki şimdi ben müderrisun kelimesini ele alıyorum. Bunun başında el takısı var mı? Yok. Peki bu muzaf halinde mi? Yani peşinden gelen isim mecrur mu? Ve kendisinin nunu düşmüş mü? Hayır, düşmemiş. Demek ki bu yalın halde. Yalın halde. Mücerret halinde. Peki. Şimdi bir ismin yalın halinde olduğunu bilmem benim ne işime yarayacak? Onu da yazalım. Efendim. Gayrı mustarif değilse, gayrı mustarif değilse temin alır. Mesela kitap kelimesi el takılı halde değil.
Çünkü el takılı halde olsaydı başında el takısı da olurdu. Ve sonunda da temin olmazdı. Efendim. Peki kitab-ı safvi dediğimde buradaki kitap el takılı mı? El takılı değil. El takılı olsaydı başında el takısı olurdu. Peki yalın halinde mi? Yalın halinde değil. Çünkü peşinden gelen isim mecrur. El takısı almamış, temin de almamış. Demek ki bu muzaaf halinde. Peki kitap kelimesine bakalım. Hatta peşinden de Arabiyyun diye bir kelime getireyim mesela. Şimdi buradaki kitap kelimesi el takılı mı? Hayır. Peki muzaaf halinde mi? Muzaaf halinde olsaydı arkadaşlar temin almazdı. Ve peşinden gelen isim de mecrur gelirdi. Hayır. O zaman kitap kelimesi 3 numaraya girer. Yani yalın halindedir. Kitabın. Şimdi şeye bir bakalım. Kurduğumuz Ali hasta cümlesine. Ali ismin hangi halinde kullanılmış? Yalın halinde. El takılı değil. Muzaaf da değil. O zaman yalın halinde. Yalın halindeki isimler gayrimusarif değilse, gayrimusarifi anlatmayacağım. Temin alın arkadaşlar. Maridun kelimesi. İsmin hangi halinde? Yalın halinde. Nereden biliyorsun? El takılı olsaydı başında el takısı olurdu. Değil. Muzaaf olsaydı peşinden muzaafın ileyh gelirdi. Kendisi el takısı da almazdı ama temin de almazdı. Ama bu temin almış. Çünkü ismin yalın halindedir. Yani bu bahsetmiş olduğum bilgileri kitaplar dağınık halde verir. Dağınık halde verir. Yani ben yepyeni bir bilgi vermiyorum size. Var olan dağınık haldeki bilgileri iki başlık altında topluyorum. Neymiş bu verdiğim iki durum? Yani iki ayrı başlık. Bir, arkadaşlar ismin yapısal anlamları vardır. 4 tanedir. Ve her isim için geçerlidir bu. Sayı değeri, türü, belirlilik düzeyi ve son sesinin değişkenliği. Bunlar Arapçada isimlerin olmazsa olmaz özellikleridir. Ve Arapçada isimler 3 halde karşımıza çıkarlar. Dördüncüsü yok. Ya yalın haldedirler, temin alırlar o zaman. Ya el takılıdır, el takılı isimler temin almaz. Ya da muzaaf halindedir. Muzaaf halindeki isimler ne el takısı alır ne de temin. Almaz. Efendim, hakiki izafette. Peki bu bilgilerden sonra artık sıfat tanımlamasına, isim tanımlamasına, sıfatlı isim tanımlamasına ve diğer yapılara geçebiliriz. Sıfat tanımlamasını anlatmak istiyorum. Önce Türkçe anlatayım. Kısa kalem. Uzun adam. Geniş oda. Çalışkan öğrenci. Dikkat edin, iki tane sözcük var. İki tane sözcük. Birincisi nitelik bildiren yapıya sahip. Mesela şehir ev diyebilir miyim? Oradaki şehir nitelik bildirmiyor. Eve sıfat olur mu? Şehir, olmaz ev. Hocam. Yani nitelik bildirmesi lazım. Evet. O yüzden iki tane sözcük olacak. Birincisi nitelik bildiren yapıya sahip olacak. Efendim. Şuraya mesela yazan memur. Bir de öyle diyelim. Buradaki yazan nitelik bildiriyor. Memurun sıfatıdır. Her neyse. Bu bir Türkçe'de. İkincisi Türkçe'de dikkat edin. Türkçe'de TR. Efendim sıfatlar
ek almaz. Almazlar. Şu kısaya herhangi bir ek getiremezsin. Mesela kalemler, kalem sözcüğünü çoğul yapıyorum. Kısa yine tekil halinde kalıyor. Mesela yazan, memurlar diyorum, yazan bundan etkilenmiyor. Yani sıfatlar ek almaz. Her zaman yalın halde. Tekil konumu, tekil. Bak Türkçe. Doğru değil mi? Kısa kalemler, kısa kalem. Yani kısada ek alma durumu söz konusu değil. Yalın halde ve tekil. Bu Türkçe'de. Eğer Türkçe biz sıfat tanımlamasını en az iki tane sözcükten oluşuyor. Birincisi nitelik bildiriyor ve ek almıyor. Tekil halde yalın. Bunu anladıysak o zaman gelin Arapçaya geçelim. Fakat Arapçaya geçerken arkadaşlar ismin yapısal anlamlarını ve ismin kullanım hallerini hatırlamamız gerekiyor. Bilmemiz lazım. Hani demiştim ya ağzımdan bir isim çıkınca iki başlı anlamamız, bilmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi burada iki tane sözcük var. Dikkat edin. Bir kısa, bir de kalem. İki tane sözcük. Biz dili konuşurken sözcükleri üst üstüne bindirmiyoruz arkadaşlar. Yan yana söylüyoruz. Mesela kısa kalemler derken üst üstüne bindirmiyorum. Dikkat edin. Kısa kalemler diye yatay okuyorum. Dikey üst üstüne değil. Peki. Sıfat tanımlamasında yine Türkçe bilgi veriyorum. Efendim sıfat önce gelir. Yani. Kısa kalemler. Siz kalemleri öne alıp kısayı sıfat olarak kalemlerden sonra getiremezsiniz. Enes diyor ki ya getirirsem ne olur? Mübarek getirirsen cümle olur. Kalemler kısa diye. Sıfat tanımlaması olmaz. Demek ki sıralama çok önemli. Peki. Yani arkadaşlar. Hocam marife ile nekreyi iyice oturtsak yine olmaz mı? Ne? Mesela marife yapsak mesela ikisinde yer değişse de değişir mi anlam? Ses net gelmiyor ki Enes. Ses geliyor da net gelmiyor. Sözcükleri sıfat tanımlamasında kelimelerin yerlerini değiştirmiyoruz değil mi? İşte Türkçe'de sıfat asla yer değişmez. Eğer yer değişirse sıfat tanımlaması olmaz. Ya Türkçe'de öyle evet. Evet. Siz önce Türkçe'yi bir anlayayım, anlatalım. Burada şimdi bir bilgi vereceğim. Yani Türkçe kelime grubu nasıl oluşturulur? Eğer bunu anlarsanız benim anlattığım şekilde Arapçası bir fırçayla halledilecek bir mesele. Şimdi kelime grupları yani elemanları var. Kelime gruplarının elemanları yani sözcükleri. Sözcükleri. Efendim. Türkçe'de sıralanırken en asıl eleman, en asıl sözcük bakınız Türkçe'de terkibin en sonuna gider. Şimdi şöyle bir terkip kuruyorum. Ali'nin uzun arkadaşının kısa kalemi kırmızıdır. Şimdi size sormak istiyorum. Kırmızıdır yüklem. Tek sözcükten oluşuyor.
Ama buradaki özlemez bir öbek. Bakınız, bu bir Türkçe öbek. Ve Türkçe öbeklerde en asıl kelime, kendinden bahsedilen sözcük, o öbeğin en sonundaki sözcüktür. Şimdi soruyorum. Ben burada neyin kırmızılığından bahsediyorum? Tek sözcük söyleyin. Hocam kalem, kısa kalem yani. Kalemin kırmızı olduğunu. Tek sözcük söyle diyorum bak. İki sözcük söyleme. Kalem hocam. Ha, kalem. Kalem. Eğer arkadaşlar ben bu terkibi kurduysam, bu terkibin en sonundaki sözcük en önemli sözcüktür. Ben o sözcükten bahsediyorum. Ben o sözcükten bahsetmek için o sözcüğü o öbeğin en sonuna koydum. Mesela arkadaştan bahsedecek olsaydım, arkadaşı bu öbeğin en sonuna koyardım. Yani kimden bahsediyorsam, terkibin en önemli sözcüğü neyse Türkçe'de, o sözcüğü öbeğin en sonuna koyuyorum. Eğer bunu anlatabildiysem, Arapçası kolay. Mesela uzun Ali çalışkandır. Burada çalışkan yüklem tek sözcük. Şimdi uzun Ali, iki tane sözcük var. Ben niye burada Ali'yi öbeğin, uzun Ali öbeğinin sonuna aldım? Niye uzunu öne aldım, Ali'yi sonraya aldım? Vurgu için. Hayır. Ben Ali'den bahsediyorum onun için. Burada bu terkipte, uzun Ali terkibinde asıl eleman öbeğin sonundaki sözcüktür. Ali'dir. Peki şimdi Ali'nin arkadaşı hasta. Burada Ali'nin arkadaşı Özde'dir. Ve bir öbek. Öbek. Peki bu öbeğin en asıl elemanı hangisi? Tek sözcük söyle. Hocam arkadaşı. Arkadaş. Peki niye ben arkadaşı öbeğin sonuna aldım? Çünkü en önemli asıl eleman o. Ben ondan bahsediyorum. Peki Ali'den bahsetseydim ne yapardım? Öbeğin sonuna alırdım. Arkadaştan bahsetmek istiyorum. En asıl elemanım arkadaş. O zaman öbeğin en sonuna alıyorum. Yani bütün bu anlattıklarım ne demek? Efendim, Türkçe'de öbeğin asıl elemanı, yani kendisinden bahsedilen kişi, şey, öbeğin sonundaki sözcüktür. Arkadaşlar, sadece sıfat tanımlamasından bahsetmiyorum. İsim tanımlamasından bahsetmiyorum. Genel bir yaklaşım sunuyorum Türkçe'de size. Mesela kırmızı kalem. Kırmızı kalem. Kırıktır. Ben burada kırmızı kalem derken niye kalemi bu öbeğin sonuna aldım? Ondan bahsettiğim için. Asıl eleman o. Peki kalemin ucu kırıktır. Burada kalemin ucu derken bak terkip başka. Ben niye uç sözcüğünü öbeğin sonuna aldım? Çünkü ondan bahsediyorum. Benim asıl elemanım uç. Efendim. Anlatabildim mi? Evet hocam. Hiç sanmıyorum da. Peki şimdi Arapçaya geçiyorum. Arapçaya geçiyorum. Arapçada öbeğin asıl elemanı, yani kendisinden bahsedilen şey, kişi öbeğin başında bulunur. O zaman kırmızı kalem kırıktır. Bu cümleyi Arapçaya tercüme edebilmen lazım. En azından söz dizimini bilmen lazım. Bu kaide yeterlidir bunun için.
Kırmızı kalem. Nasıl dersin Arapçada? Hocam kalemi başa alacağız. Kalem evet. Kırmızı. Önce kalem, sonra kırmızı sözcüğü. Bitti. Şimdi özde öbeği bitti. Daha sonra da kırık sözcüğü getireceğim. Sonra da nokta koyacağım. Bu şekilde yaparsan söz dizimi kusursuz bir cümle kurmuş oluyorsun. Söz dizimi. Yani sözcükleri nasıl sıralayacağını bilmiş oluyorsun. Peki sözcükleri sıralamak yeterli mi? Hayır. Şimdi yukarıda bir şey söylemiştik. Mübteda, bunu yazayım. Mübteda, efendim, genellikle marife olur. Efendim, niçin? Bilinmeyen bir şey hakkında bilgi verebilir mi? Enes, senin görmediğin bir kalem var. Efendim, o kalemin rengini söyler misin? Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum hocam. Yani insan bilmediği bir şeyi şey hakkında bilgi verebilir mi? Belirsiz bir şey hakkında. Hayır. Hayır. O zaman kırmızı kalem ifadesini gelin marife yapalım. Arkadaşlar, kalem. Bir sözcüğü marife yapmanın akla gelen ilk yolu önüne el takısı getirmek. Mesela kalem kelimesi nasıl marife yaparsın? El kalem şeklinde. Peki şimdi biz sıfat tanımlamasına geçince şunu bileceğiz. Arkadaşlar, sıfat ismine Arapçada biz buna mevsufuna deriz. Mevsufuna dört açıdan uyar. Peki bu dört açı ne demek ya? Allah Allah. İsmin yapısal anlamları vardı ya. Dört tane. İşte dört açısından uyar. Efendim, dört açıdan uyar. Yani sayı değeri, türü, belirlilik düzeyi, yani marifelik, nekrelik ve irab. Şimdi buradaki kırmızı kalemin sıfatı mı? Evet. Şimdi kalem peki marife mi? Marife. O zaman kırmızıyı da marife yapıyoruz. Kalem müzekker, kırmızıyı da müzekker yapıyoruz. Kalem tekil, kırmızıyı da tekil yapıyoruz. Ve kalem merfu, kırmızıyı da merfu yaptık. Bu son anlattığım husus Arapçanın kendine has bir özelliği. Yani sıfat isme dört açıdan uyar. Ama Türkçe'de sıfat her zaman yalın halde gelir. O Türkçenin kendi özelliği. Fakat öbekler sıralanırken az önce vermiş olduğum kaide çok önemli. Bak, Türkçe'de öbeğin asıl elemanı öbeğin sonundaki sözcüktür. Kırmızı kalem bu bir öbekse buradaki asıl sözcük kalem. Peki Arapçaya tercüme ederken kırmızı kalem Arapçaya nasıl tercüme edilir? Asıl sözcüğü başa alacaksın kardeşim. İşte el kalemul ahmaru diyeceksin. Sonra da meksurun. Peki haber niye burada nekra geldi? Mübtedamız marife, haberimiz nekra. Çünkü haberimiz genellikle nekra gelir. Peki mübteda niye marife gelmişti? Onun hakkında bilgi vereceğim. Bilinmeyen bir şey hakkında bilgi verebilir miyim efendim? Veremem. Peki. Şimdi kalemin ucu kırıktır. Bu cümleyi tercüme edeceğim. Mübtedam isim tanımlaması sonra gelmiş. Ben henüz isim tanımlamasına geçmedim. Ama sen kalemin ucu, bunu söz dizimini söyleyebilmen lazım. Hangi sözcüğü önce getireceksin? Ucu. Önce uç diyeceğiz. Daha sonra da kalem diyeceğiz. Özlemimiz bitecek. Sonra yüklem öbeğine geçeceğim.
kırık diyeceğim, nokta koyacağım. Şimdi taraf uç demek ise taraful kalemi, mübtedam bitti. Şimdi de meksurun diyerek yüklem getiriyorum. Peki sıralama bu şekilde. Bu sıralamayı şimdi Enes nasıl yaptı? Öbeğin Türkçe'de asıl elemanının sonda, Arapça'da ise başta olduğunu bilerek yaptı. İsim tanımlamasını ve sıfat tanımlamasını daha öğrenmeden sözcükleri nereye koyacağını bildi. Daha sonra sözcüklerin yerini belirledikten sonra sözcükler arasında ilişkiler var. Mesela Türkçe'de sıfat her zaman yalın halde olur. Her zaman tekil olur gibi. Ama Arapça'da öyle değil. Arapça'da isim ile sıfat dört açıdan birbirine de uyar. Hep uyar birbirine. İsim tanımlamasında ise bu baştaki sözcük muzaaf halindedir. El takısı almaz, temin almaz. İki çoğunluğunu almaz. Peşinden gelen isim ise mecrur olur diyeceğiz. Mecrur olur diyeceğiz. Sözcükler sıralanırken neye dikkat edilir? Madem anlattım, hem Türkçe'de hem Arapça'da, gelin o zaman sıfat tanımlamasına geçelim. Diyeceksiniz ki bitirmedik mi? Aslında kabaca bitirdik. Şimdi biraz uygulamasını yapalım. Uzun bir öğrenci. Uzun öğrenci. Şimdi bunun bir tanesi belirtili. Diğeri ise belirtisiz sıfat tanımasıdır. Uzun bir öğrenci. Buradaki bir öğrencinin belirsizliğini gösteriyor. O zaman ben Arapça'da talibun tavilun diyeceğim. Talibun tavilun uzun bir öğrenci demektir. Peki uzun öğrenci belirtili yapmak istersem ne olur? O zaman bir sözcüğü marife yapmak için aklıma gelen ilk yöntem önüne el takısı getirmek. Öğrenci burada marife olunca sıfatı da marif olur. Et talibu tavilu. Peki bu uzun öğrenci erkek mi bayan mı? Burada bayan olduğuna dair bir alamet göremedim. O yüzden Arapçada ben müzekker söyledim. Ama biz Türkçede müennese de aynısını söylüyoruz. O zaman uzun bir öğrenci eğer bayansa bu talibetun taviletun. Eğer belirtiliyse et talibetu et taviletu denilir. Talibetun taviletun uzun bir öğrenci. Et talibetu taviletu uzun öğrenci demektir. Talibun tavilun, talibetun taviletun belirtisiz sıfat tanımlaması. Et talibu tavilu, et talibetu taviletu belirtili sıfat tanımlamasıdır. Peki buradaki erkek ya da bayan. Öğrenciyi biz tekil yaptık. Peki gelin bunu ikili yapalım. Uzun iki öğrenci diyelim. Bu uzun iki öğrenci ifadesi belirtisiz mi? Belirtili mi? Ben Türkçe'de bunu belirleyemiyorum arkadaşlar. Türkçe'de yok. Türkçe'de bu belirtili mi? Belirtisiz mi? Belirleyemiyorum. Bakınız uzun bir öğrenci dediğimde buradaki bir belirsizlik bildiriyor. Ama iki sayı değeri bildiriyor. Belirtili mi bu? Belirtisiz mi? Bilemiyorum. Belirtili değil mi? Bilemiyorum.
Belirtili değil. Efendim, belirtisiz de değil. Yani Türkçe marife ve nekraya çok önem vermiyor. Hani müennes ve müzekkere önem vermediği gibi. Hiç önem vermez. Veya binde bir önem verir. Anne, baba ayrımında. İnek, boğa ayrımında. Mesela birkaç yerde ayrımı yapıyor ama çoğu kere yapmaz. Peki uzun iki öğrenci diyelim ama biz Arapçada efendim belirtili mi, belirtisiz mi, nekra mı, marife mi? Bunlar nettir. Niye? Az önce ismin yapısal anlamlarından bahsederken ne dedim? Bir isim bu dört yapısal anlamı içermek durumunda. Ama Arapçada, Türkçe'de böyle bir zorunluluk yok. Peki. Şimdi biz öğrencimiz iki kişi olsun. Talibe yani. Öğrenci ikili olunca sıfatı da ikili olur. Tavile yani. Talibetani o zaman tavileteni. Eğer bu iki öğrenci belirtili olursa et talibeni sıfatı da et tavileni. Eğer iki öğrenci et talibeteni bayan iki tane olursa sıfatı da et tavileteni olur. Yani burada sıfatlar her zaman isimlerine yani mevsuflarına uyar dört açıdan. Peki gelen burada uzun üç öğrenci diyeceğiz. Fakat üç sayı değeri bildirmesin de çokluk bildirsin. Biz Türkçe'de ler ekleriz. Uzun öğrenciler. Bak sıfata dokunmuyoruz. Uzun öğrenciler. Peki bu bayan mı erkek mi? Türkçe bunu bildirmiyor. Ayırt etmiyor. Peki gelin biz hem bayan olarak düşünelim hem erkek olarak düşünelim. Efendim önce tulleb kelimesi. Tulleb erkek öğrenciler demek. Tulleb erkek öğrenciler demek. Talibat kız öğrenciler demek. Çoğul. Peki şimdi uzun sözcüğünü bu öğrencilere sıfat olarak getireceğim. Şimdi buradaki öğrenciler müzekkerse sıfatı da müzekker olacak. Çoğulsa sıfatı da çoğul olacak. Tulleb kelimesi nekra, belirsiz. O zaman sıfatı da belirsiz olacak. Tulleb kelimesi merfu, yani damme almış. O zaman sıfatı da merfu olacak. Yani ne demek? Sıfat ismine dört açıdan uyar. Yani her açıdan uyar. Tullabun. Şimdi tavil kelimesi uzun demek. Ama bu tekil ve müzekker. Normalde en çok kullanılan çoğul şekli müzekkerler için, akıllı çoğullar için une eki getirmek. Fakat Araplar tavil kelimesini tavili une şeklinde çoğul yapmamışlar. Normalde sık kullanılan bir yöntemdir. Une ekiyle çoğul yapmak. Ama tavil kelimesini öyle değil de efendim tıval diye düzensiz çoğul yapmışlar. Tamam. Bunu sözlükten bileceğiz. Tullabun tıvalun uzun öğrenciler demek. Peki bayan öğrenciler. Şimdi tavil kelimesi uzun demek ama tekil. Bunu müennes yaptığımda tavile tunulur. Fakat ben bu müennesi çoğul yapmak istersem tay merbutayı düşürüp yerine a teki getiriyorum. Talibetun taviletun. Ben burada uzun öğrenciler dedim. Bu uzun öğrenciler belirtisiz sıfat anlamasıdır. Eğer bunları belirtili yapmak istersem önce öğrencileri marife yapıyorum. El takısıyla. Tabii el takılı sözcükler ne yapardı? Tenvin almazdı. Şimdi peşinden gelen sıfat önceki isme dört açıdan uyacak. Bunlar arasında marifelik de var. Onun da başına el takısı koyuyorum ve tenvinini düşürüyorum. Aynı işlemi aşağıda da
yapıyorum. Et-talibatu et-tavilatu. Bak, bir ismin başına el takısı getirince otomatikman tenvinini düşürüyorum. Şimdi efendim, niçin ismin yapısal anlamları, efendim daha sonra da ismin kullanım halleri. Niye bunları işledim? Anlaşılmıştır umuyorum. Yani bunun efendim sadece sıfat anlamasıyla ilgisi yok. Yani bu iki başlık Arap dilinde bilinmesi zorunlu olan, cümle kurarken de, kelime kurarken de dikkate alınması gereken iki özellik. Siz peki bilmediğiniz bir şeyler mi? Hayır. Ben sadece iki başlık altında topladım. Az önce de tekrarladığım gibi. Peki, anlatabildim mi efendim? Ben burada uzun öğrenciler, hem belirtili hem belirtisiz terkibini kurdum. Tekilini, ikilini ve çoğulunu. Bunların müennesini, müennes tekilini, müennes ikilini ve müennes çoğulunu kurdum. Hem belirtisiz hem belirtili isim tanımlaması kurdum. Geriye bir şey kalmadı zaten. Çünkü ya isimler tekildir, ya ikildir, ya çoğuldur. Ya müzekkerdir, ya müennestir. Ya nekradır, ya marifedir. Şimdi burada biz uzun öğrenci ve uzun öğrenciler sıfat anlamasını kurduk. Ne yapacağız biz bunları? Cümle içerisinde kullanacağız. Mesela uzun öğrenci, mesela Hasan kelimesine yüklem yapalım. Hasan uzun bir öğrencidir. Hasan uzun bir öğrencidir. Daha sonra yeni bir cümle kuralım. Uzun öğrenci zekidir. Uzun öğrenci zekidir. Ne yaptım ben burada? Birinci cümlede yükleme sıfat tanımlaması yaptım. İkinci cümlede özneyi sıfat tanımlaması yaptım. Burada Hasan uzun bir öğrencidir ifadesinde uzun bir öğrenci belirtisiz sıfat tanımlamasıdır. Ama uzun öğrenci zekidir cümlesindeki uzun öğrenci belirtili sıfat tanımlamasıdır. Niye belirtili sıfat tanımlamasıdır? Belki de belirtisizdir. Hayır, öyle değil. Belirtili. Ben nereden biliyorum? Çünkü bu özne. Ben öznenin zeki olduğunu haber veriyorum. Belirsiz uzun bir öğrencinin zeki olduğunu nereden bileyim ben yani? Belirli uzun bir uzun öğrencinin efendim zeki olduğunu söyleyebilirim. O yüzden hani demiştik ya, bir şey hakkında bilgi vereceksek o şey belirli olması lazım. Belirsiz değil. Peki hadi Arapçaya tercüme edelim. Burada Hasan'dan bahsettiğimiz için o da aslında belirliye dönmüyor mu? Uzun bir öğrenci. Uzun bir öğrenci. Şimdi buradaki... normalde belirsiz ama orada Hasan'ı bahsettiğimiz için belirliye dönmesi lazım değil mi? Yok. Bu Hasan öznedir. Uzun bir öğrenci yüklemdir. İki tane ayrı ayrı öge. Ögeler birbirlerini belirli belirsiz yapmazlar. Yani bu ayrı bir öge, bu ayrı bir öge. Bu her bir öge kendi içerisinde uzun bir öğrenci. Bu belirtisiz sıfat tanımlamasıdır. Bunun belirtisiz olduğunu şuradaki birden. Türkçedeki birden anlayabilirim. Ama Arapçada belirlilik, belirsizlik olayı daha net. Türkçe'de belirsizlik için bazen işte bir sözcüğü kullanılır. Bazı sözcüğü kullanılabilir çoğullarda. Birkaç
sözcüğü kullanılabilir evet. gibi. Ama Arapça'da sözcükler net. Ya belirlidir ya belirsizdir. Yani bu bir yapısal sorundur. Varlık evet, sebebidir anladım. Arapça'da. Peki. Hasenun talibun tavilun. Peki bunu Ayşe'ye uyarlayalım. Ayşetu talibetun taviletun. Peki. Uzun öğrenci zekidir. Uzun öğrenci özde olduğu için mübteda et-talibut tavilu marife yaptım. Çünkü onun hakkında bilgi vereceğim. Zekiyun. Zekiyun. Eğer bu kurduğumuz cümlede dişi birinden bahsediyorsak et-talibetu taviletu uzun öğrenci zekiyetun şeklinde cümlemiz uyarlanır. Peki Gülhan ben uzun bir öğrenciyim. Buyur. Ene özlemiz ene evet. Yüklememiz uzun bir öğrenci. Buyurun. Taviletün taviletün desem oluyor mu hocam? Oldu bile. Tamam. Peki. Hasan. Hasan. Ben uzun bir öğrenciyim. Hasan. Hasan. Ene. Yok yok dur. Hasan Tahsin. Ha. Hasan tamam. Duymuyor mu? Hasan duymuyor. Ha, ben Hasan olduğunu bilmiyordum hocam. Tamam. Ha, tamam. Hasan dönmezse. Tamam Gülhan sen söyle. Şimdi sen Hasan'sın tamam mı? Buyur. Tamam hocam. Ene talibun tavilun. Evet. Bakınız Gülhan dedi ki kendinden bahsediyor. Ene talibetun taviletun. Ama Hasan yine ene'yi kullanıyor. Talibun tavilun diyor. Peki niye Gülhan talibetun taviletun ve Hasan talibun tavilun diyor? Çünkü Hasan efendim ben derken tekil müzekker kendileri. Gülhan ben derken tekil ve müennes kendileri. O yüzden buradaki ene tekil ve müennes. Hasan'ın enesi ise tekil ve müzekker. Böyle bir şey. Peki. Arkadaşlar, Arapça'da isimlerin akıllı ve akılsız oluşu da terkip ve cümle kuruluşunda etkin bir rol oynuyor. Akıllı ya da akılsız oluşu. Evet. Mesela akıllı ya da akılsız. Tekil bir sözcükten bahsederken akıllılığı, akılsızlığı bizi ilgilendirmiyor. İster akıllı olsun, ister akılsız olsun. Mesela ben Hasan'a işaret ederek diyorum ki hâzâ talibun diyorum. Ya da hâzâ zekiyun diyorum. Bu zeki. İşte Ayşe'ye işaret ederken diyorum ki hâzihi zekiyetun diyorum. Tamam. Şimdi kediye işaret ediyorum. Mesela orada erkek bir kedi var. Diyorum ki bu var ya bu zeki. İster akıllı olsun Hasan, ister erkek kedi olsun. Tekil olduklarında akıllılığı ve akılsızlığı ben ilgilendirmiyor. İster akıllı olsun ister akılsız. Gramatikal olarak aynı hükümdeler. Hâzâ zekiyyun diyorum. Dişi bir kediye işaret ederek diyorum ki bu zekidir. Hâzî zekiyyetun. Bunlar ikil olduğunda da akıllı ya da akılsız oluşu gramatikal olarak farklılık arz etmez. Yani akıllıya da işaret ederken ikil. Aynı yapıyı kullanıyorsun akılsızda da.
Fakat çoğul olduğunda Arap dili orada özel bir işlem uyguluyor. O yüzden diyoruz ki akılsız çoğul isimleri. Akılsız çoğul isimleri. Akılsız tekil, ikil bizi ilgilendirmiyor. Bu kaideyle ilgili bir husus değil. Yani kendine has bir özel kaidesi yok. Akılsız çoğul isimleri tekil ve müennes kabul edilir. Arapçada bu yaygın bir kullanımdır. Ama %100 böyle mi? Hiçbir şeyde, hiçbir yerde %100 diye bir şey yok ki. Ama Arapçada akılsız çoğul isimlerinin tekil müennes kabul edilişi yerleşik, efendim yaygın bir kullanımdır. Aykırı cümleler tabii ki olur. Uymayanlar. Ama bu kaideyle efendim yüzlerce, binlerce cümle kurabilirsiniz. Arabi cümle kurabilirsiniz. Yani atmasyon olmadan. Peki şimdi burada kelp köpek demek. Bunun çoğulu olan tilab köpekler demek. Şimdi dikkat edin. Kelp erkek köpek demek. Erkek köpek. Ben şimdi uzun bir erkek köpek diyeceğim. Kelbun tavilun. İki tane uzun erkek köpek diyeyim. O zaman kelbeni tavilani. Yani normalde öğrenci derken nasıl dediysem aynısı. Eğer dişi köpekten bahsedeceksem o zaman kelbetun taviletun. Bunu ikili yapacak olursam kelbetani taviletani, iki dişi köpek. Peki. Şimdi kilab erkek köpekler demek. Erkek köpekler demek. Peki ben uzun erkek köpekler diyelim. Şimdi burada şuna karar vereceksiniz. Köpekler çoğuldur. Peki köpekler akıllı bir varlık mıdır? Bu arada şunu söyleyeyim. Arap dili insanı akıllı varlık olarak görüyor. İnsan dışındaki varlıkları akıllı görmüyor. Yani akıl var mı yok mu ben bilemem. Ama Arap dili insanı akıllı görüyor. Akıl kabul ediyor. İnsan dışı varlıklar akılsız varlıklar. Efendim. Kilabun akılsız varlık o zaman. Peki uzun köpekler nasıl diyeceğim? Kaidem neydi? Bakalım. Akılsız çoğul isimleri. Kilab akılsız çoğul ismidir. Tekil ve müennes kabul edilir. Yani bunun sıfatı tekil ve müennes olacak. Kilabun taviletun. Ne demek? Uzun köpekler demek. Uzun köpekler demek. Peki içtima toplantı demek. İçtima toplantı. Uzun bir toplantı demek istiyorum. İçtimaun tavilun, uzun bir toplantı. Peki iki tane uzun toplantıdan bahsedeyim. Normal içtimaani tavilani. Peki şimdi uzun toplantılar diyeceğim. İçtima toplantı. İçtimaatun toplantılar. Peki bunun sıfatı nasıl olacak? Şimdi bu çoğul akıllı mı, akılsız mı? İnsandan mı bahsediyorum ben? Hayır, toplantı. O zaman toplantılar sözcüğü tekil ve müennes hükmündedir. Bunun sıfatı tekil ve müennes olacaktır. İçtimaatun taviletun, uzun toplantılar demektir. Uzun toplantılar demektir. Peki, dikkat edin. Kurmuş olduğum sıfat tanımlamalarında isimle sıfat arasında uyum birebir. Aynı özellikleri taşıyorlar. Peki bu uzun toplantılar demek. Peki ben şimdi size içtimaat kelimesinin başına el takısı koyuyorum. Ne olur? Bir, tenvini düşer. İki, el takısı toplantılar sözcüğünü marife haline getirdi. Peki, tavuyla sözcüğünü eğer marife yaparsam
sıfat tanımlaması olur. Eğer marife değil nekra olarak kalırsa o zaman isim cümlesi kurmuş olur. Evet. El-ihtimatu tavîletu uzun toplantılar demek. Ama el-ihtimatu tavîletun o zaman iki tane ayrı öge. Kelime grubu yok burada. İki ayrı öge var. Toplantılar uzundur. Ama el-ihtimatu tavîletu uzun toplantılar demektir. Peki. Şimdi arkadaşlar hocam bu, isim tamlamasıyla ayrılanı bir de bir daha tekrarlayabilir misiniz? Şimdi isim tamlamasına henüz geçmedim. Şimdi geçeceğim. Şimdi uzun toplantılar bu bir sıfat tamlamasıdır. Peki, toplantıların uzunluğu beni rahatsız eder. Böyle bir cümle kurdum. Toplantıların uzunluğu ifadesi burada öznedir. Arapçada işte mübteda, müstedile, fiil cümlesi kurarsak fail olur. Peki, sormak istediğim şey şu. Toplantıların uzunluğu nasıl bir terkip? Yani sıfat tanımlaması mı? İsim tanımlaması mı? Şimdi isim tanımlaması. İsim tanımlaması. Efendim, bunu sıfat tanımlaması olmadığını nereden bilebilirsin? Mesela ben demiştim ki, sıfat tanımlamasında Türkçe sıfatlar ek almazlar. Toplantılar ister tekil ister çoğul olsun, uzun her zaman tekil formda gelir. Ve uzun toplantılar da buradaki uzun toplantıları niteler. Ama toplantıların uzunluğu derken buradaki iki sözcükten ikisi de nitelik bildirmiyor. Uzunluk nitelik bildirmez. Uzun nitelik bildirir ama uzunluk bildirmez. Toplantılar zaten isim nitelik bildirmez. Efendim sonra dikkat edin. I eki. Burada tabii o I, U olmuş. Büyük ses uyumundan dolayı. I eki bize isim tanımlamasını verir. Toplantıların uzunluğu. Yani uzun toplantılar sıfat tanımlamasıdır. Ama toplantıların uzunluğu isim tanımlamasıdır. Peki. Öğrenci kitabı. Arkadaşlar normalde isim tanımlaması deyince aklımıza ın, ı eki gelir. In, ı eki gelir. Biz buna Türkçe'de takılı efendim eğer ın ekini düşürürsek o zaman takısız isim tanımlaması deriz. Burada takısız, takıyı alan, tamlayan, takısız öğrenci ama peşinden gelen, tamlanan ek alır. Öğrenci kitabı. Burada bu öğrenci kitabı sıfat tanımlaması değildir. Bunun biçimsel açıdan bir yönü var. Bir, buradaki kitap ek almıştır. Tamlama eki. İki, öğrenci yalın haldedir, uzun gibi fakat öğrenci kitabın sıfatı değildir. Çünkü öğrenci nitelik bildiren bir isim değil, sıfat olabilecek bir isim değil. Yani kitaba sıfat olamaz. O zaman bu bir sıfat tanımlaması değildir. İsim tanımlamasıdır. Peki bu isim tanımlamalarını biz Arapçaya nasıl tercüme edeceğiz?
söz dizimini göstermiştim. Enes de yapmıştı. Mesela toplantıların uzunluğu özne. Beni rahatsız eder. Efendim, burada rahatsız eder yüklem. Bu cümleyi tercüme ederken önce uzunluk sonra toplantılar diyorum. Özne bitti. Şimdi yükleme geçeceğim. Rahatsız eder diyorum. Sonra da beni diyorum. Tabii buradaki beni bir zamirdir. Arapçada zamir fiile direkt bitişir. Nesne zamiri. Ya da bitiştirmeye de bilirim. Burada tuğlul içtimaati. Tuğul uzunluk demek. Tuğlul içtimaati. Toplantıların uzunluğu. Yüz'icu ni. Beni rahatsız eder. Ya da yüz'icu İyaya. Burada fiile bitiştireceksek ni, fiile bitiştirmeyecek ayrı yazacaksak iyaya şeklini alır. Biz şu an toplantıların uzunluğu isim tanımlamasından bahsediyoruz. Bakınız, toplantıların uzunluğu bir isim tanımlamasıdır. Burada asıl eleman uzunluktur. Türkçe öbekte öbeğin asıl elemanı son sözcüktür. O zaman Arapçaya tercüme ederken başarıyorum. Tuğlul içtimaati. Peki. Öğrencinin kitabı. Burada ben kitaptan bahsediyorum. Asıl eleman kitap. Başa aldım. Kitab-ı talibi. Kitab-ı talibi. Peki. Şimdi burada öğrenci kitabı derken kitab-ı talibi yine diyebiliriz ya da kitab-ı talibin de diyebiliriz. Biraz sonra efendim isim tanıması Arapçada efendim belirtili ve belirtisiz. İkiye ayıracağız. İkiye ayıracağız. Şimdi öncelikle sözcüklerin sıralanmasını anlattık. Asıl eleman dedik. Öbeğin sonundakidir Türkçe'de. Arapça'da bunu başa alıyoruz dedik. Bakınız Türkçe'de isim tanımlamasını anlattık. Genellikle ın, ı eki alır dedik. Fakat bazen ın ekinin düşürüldüğü de olur. Fakat kitabı derken oradaki ı eki durur. Bunun isim tanımlaması olduğunu göstermek için. Peki şimdi size bir soru soracağım. Sivas şehri soğuk bir şehirdir. Soğuk bir şehir ifadesi bir sıfat tanımasıdır. Peki Sivas şehri nasıl bir tanımadır? Belirtisiz isim tanıması. Evet, isim tanımasıdır. Öğrenci kitabı gibidir. Buradaki iyi tamlama eki. Efendim buradaki Sivas ek almamış. Almayabilir. İşte biz buna takısız isim tanımlaması diyoruz. Peki bunu Arapçaya nasıl çevireceğiz? Sivas şehri derken iki tane sözcük var. Bu sözcüklerden biri asıl sözcük. Kendisinden bahsettiğim sözcük. En önemli eleman. En önemli sözcük. Peki Arapçaya nasıl çevrilir? Sivas şehri denilir. Hocam önce şehir gelecek, sonra Sivas gelecek ama şehri bilmiyorum. Pardon, şimdi hatırladım. Hocam Medine. Sivas şehri, Medine-i Sivas diyoruz. Sivas şehri. Bak, Sivas şehri dediğimde bu bir isim tanımlamasıdır. Ve asıl eleman şehridir. Medine-i Sivas, Sivas şehri. Şimdi soğuk bir şehirdir diyeceğiz. Soğuk bir şehir. Ben burada asıl eleman şehir. Medine-i'nin. Sonra soğuk kelimesini şehire sıfat yapacağım. Beride-i'nin. Medine-i Sivas, Sivas şehri. Bu müptedadır. Soğuk bir şehirdir.
Medinetun Bâridetun, bu da haberdir. Medinetun Sivas isim tanımasıdır. Medinetun Bâridetun sıfat tanımasıdır. Peki şimdi arkadaşlar, Arapçada belirtili belirtisiz isim tanıması üzerinde duracağım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Arapça isim tanımasında ilk sözcük, ki bu asıl sözcüktür değil mi? Evet. Muzaaf denir. Buna muzaaf denir. Muzaaf denilir. İsmin kullanım hallerinden bahsederken muzaaf el takısı almaz. Tenvin almaz. İkil çoğul nunu almaz demiştik. Mesela buradaki Medine kelimesine bakın. Kiter kelimesine bakın. Bunlar el takısı almamış. Tenvin almamış. İkil çoğul nunu efendim koysaydık yine almazdı. Peşinden gelen sözcük, peşinden gelen sözcük, efendim buna muzafın ileyh derler. Muzafın ileyh derler. Mecrur olur. Yani burada kesralı hemen aklımıza kesralı gelsin. Yani dammeli ise kesralı hale getiririz. Öyle diyelim. Oysa sıfat tanımlamasında neydi? Her ikisi de dört açıdan aynı özelliğe sahipti. Fakat burada baştaki sözcük tenvin almaz, el takısı almaz. Peşinden gelen sözcük mecrur olur. Muzaaf, muzaafın ile. Dikkat ettiniz değil mi? El takısı almaz dedik. Evet. Peki ben bu terkibi nasıl marife yapacağım o zaman? Medine el takısı almaz. Ben bunu nasıl marife yapacağım? Efendim, baştaki sözcüğü değil. İkinci sözcük marife ise birinci sözcük otomatikman marife olur. Yani muzafun iley, yani tamlayan. Marife ise tamlanan. Yani muzaf da otomatikman marife olur. Peki şimdi şuna bakınız. Kitab-ı talibin. Burada talibin kelimesi nekra. O zaman kitab-ı kelimesi o da nekradır. Oysa kitab-ı talibi terkibinde et-talibi el takılı almış ya, marifedir. Et-talib marif olunca kitap kelimesi de otomatikman marif olur. Nekra ise nekra olur. Şimdi buradaki talip nekra. O zaman kitap da nekra. Et-talib marife. O zaman kitap da marifedir. Anlam bakımından marife oluyor değil mi hocam? Çünkü şekil bakımından da marife olsa olmaz. Şimdi kitap el takısı almaz, temin almaz. Bu muzaaf oluşu ile ilgilidir. Evet. Peşinden gelen isim marife olunca kitap kelimesi de otomatikman marife olur. Eğer et talip talibin şeklinde nekra yapılırsa o zaman kitapta nekra yapılmış olur. Demek ki isim tanımlamasında bu iki eleman ya ikisi de marife sayılır ya da ikisi de nekra sayılır. Kitab-ı talibin. Talibin nekra, kitapta nekra. Kitab-ı talibi. Et-talibi marife, kitapta marife. Peki şimdi öğrencinin iki kitabı diyeceğim. Sonra öğrencilerin efendim öğretmenleri diyeceğim.
Daha sonra da öğrencilerin kitapları diyeceğim. Hatta öğrencilerin öğrencinin diyelim, öğrencinin iki öğretmeni diyelim, daha sonra öğretmenleri diyelim. Öğrencinin iki kitabı. Şimdi ben önce öğrenci mi diyeceğim, kitap mı diyeceğim? Önce kitap diyeceğim. Kaç tane kitap? İki tane. Kitabani. Sonra da öğrenci sözcüğünü getireceğim. Tamam, sıralama bu. Peki şimdi ne yapacağım? Muzaf ile muzafın ileyhin özelliklerini belirlemem gerekiyor. Buradaki kitap kelimesi muzaf, yani tamlanan. Asla el takısı almaz. İkilinunu, çoğunluğunu almaz. Peşinden gelen sözcük de mecrur olur. Kitabe talibin. Buradaki talip kelimesi belirsiz. O zaman bu iki kitap da belirsiz. Peki kitap öğrenci belirli yaparsam ne olur? El takısı koyarsam belirli olur ve talip kelimesinin temini düşer. Kitabe talibi. Öğrencinin iki kitabı. Aynı işlemi öğrencinin iki öğretmeni şeklinde yapacağım. İki öğretmen, müderrisani. Sonra da talip diyorum. Şimdi müderrisen muzaf. El takısı almaz. İki nunu var burada. O da almaz. Peşinden gelen isim ise mecrur olur. Buradaki talip kelimesi belirsiz. O zaman öğretmenler de belirsiz. Talip kelimesini el takısıyla belirli yaparsam öğretmenler de belirli olmuş olur. Buradaki öğretmenler iki öğretmen değil de çok öğretmense, o zaman erkekse bunlar. Müderrisune. Erkek öğretmenler. Bir de öğrenci diyelim, talip. Şimdi öğretmenler el takısı almaz. Zaten yok. Sonunda nun var. Çoğunluğunu onun da almaz. Düşer. Peki talip kelimesi mecrur yapılır. Müderrisu talibin. Elde ettiğim yapı belirtisiz sıfat tanımı, belirtisiz isim tanımasıdır. Buradaki müderrisu belirsizdir. Nekradır. Çünkü talip nekradır. Eğer talip kelimesine marife yapacak olursam müderrisu kelimesi otomatikman marif olur. Benzer bir şeyi öğrencilerin kitapları terkibine uyarlayalım. Burada kitaplar. Kutubun. Kitaplar. Öğrenciler. Tulleb. Şimdi kutup kelimesi el takısı almaz. Temin de almaz. Peşinden gelen isimden mecrur olur. Kutubu tullebin. Tulleb belirsiz. Kutup da belirsiz. Ama tulleb kelimesini belirli hale getirirseniz kutup kelimesi de otomatikman belirli olur. Öğrencilerin kitapları. Öğrencilerin kitapları. Arkadaşlar isim tanımlaması da bu. İsim tanımlaması da bu. Tabii en önemli özelliklerini, en yaygın kalıplarını, yapılarını burada zikrediyorum. Efendim. Peki. Bir iki vereyim. Türkçe. Siz Arapçaya çevirin. Bir sonraki derste sıfatlı isim tanıması ya da hatta öncesinde zincirleme isim tanıması üzerinde duralım. Sonra sıfatlı isim tanıması üzerinde duralım. Efendim, geniş oda.
Bu bir sıfat tanımasıdır. O zaman gurfetun vasiatun, geniş bir oda, geniş oda. Bunu belirtili yapmazsak, yapmak istersek el gurfetu el vasiatu deriz. Peki şöyle bir cümle kuralım. Odam geniş bir odadır. Şimdi odam arkadaşlar, bu ifade isim tanımasıdır. İsim tanıması. Geniş bir oda sıfat tanıması. Efendim, zamirle kurduğumuz isim tanımasını kurmak kolay. Niye? İsmin sonuna zamir getiriyorsun. Otomatikman isim tanıması oluşuyor zaten. Mesela gurfetun oda. Gurfeti odam. Odam. Odam bitti. Özde bitti. Gurfeti geniş bir odadır. Gurfetun vasiyatun. Nokta. Odam geniş bir odadır. Peki odam geniş ve güzel bir odadır. Arkadaşlar şuradaki ve Türkçedeki atıf harfi ve gibidir. Peki bunlar sıralanırken nasıl sıralanır? Türkçedeki gibi sıralanır. Yani geniş ve güzel bir odadır. Burada geniş ve güzel ikisi de sıfat. Yani önce oda diyoruz. Geniş ve güzel bir odadır ifadesinde en asıl elemanımız oda. Oda, gurfetun. Fakat geniş ve güzel birbirinin alternatifi. Atıf grubu. Araya vav getiriyoruz. Bu sıralarken normal ve'li ifadeleri geniş ve güzel diye sıralıyoruz. Önce geniş dedik. Ve cemiletun. Gurfeti, gurfetun, vasiyatun ve cemiletun. Odam geniş ve güzel bir odadır. Peki, senin odan benim odamdır. Hani öyle derler ya, senin odan benim odam. Benim odam, benim odam. Hani senin paran, benim param. Benim param, benim param. Duymuşsunuzdur. Efendim, peki bunu Arapça nasıl söyleyebiliriz? Senin odan, gurfetuke, senin odan, benim odam, gurfeti, bitti. Şimdi benim odam gurfeti benim odam hakkında bilgi verelim. Benim odam benim odam. Gurfeti gurfeti. Hani rivayette ne geçer? Sen sensin. Ben benim. Peki nasıl tercüme ederiz? Ente sen. Ente sensin. Ene ben. Ana, ben benim. Daha sonra açlıkla terbiye ediliyor sanırım. Bu şeytanın sözü. Sonra şeytan ne diyor? Sen, sensin. Ben, senin kulunum. Evet, yani ente, ente. Sen, sensin. Ana, ben, abduke. Abduke, kulunum, senin kulunum. Bakınız, bir isimden sonra zamir getirdiğimizde otomatikman isim tanımlaması oluşur. Peki isim tanımlaması oluşunca ne yapıyoruz biz? Baştaki sözcük muzaaf halinde kullanıldığı için el takısıyla asla başlayamayız. Sonra tenvin getiremeyiz. İki çoğunluğunu da almaz. Ene abduke. Peki bir sonraki derste efendim şu gibi terkiplere cevap vereceğiz. Ali'nin evinin
odasının güzelliği ya da Ali'nin güzel odası veyahut güzel Ali'nin odası. Şuraya uzun yazalım. Uzun Ali'nin odası. Hatta bir sonraki terkipte de uzun Ali'nin güzel odası diyelim. Bunlara bunlarla ilgileneceğiz. Zincirleme isim tanıması, sıfatlı isim tanıması. Tabii bunlar yani isim tanıması ve sıfat tanıması bu kadar bitmiş mi oluyor? Hayır. Hayır. Öğreneceğimiz çok şey var. Peki efendim, ben kaydı durduruyorum. Tekrar görüşmek üzere.